Bu arada ilk şunu sormak istiyorum. Herkesin en çok sorduğu soru. Dizi ne zaman başlayacak diyorlar. Ya dizimiz şimdi böyle bir durum olduğu için ya tam inanın kesin bir bilgi veremeyeceğim. Fakat yani bilmiyorum da galiba seneye buluşacağız gibi duruyor. Bilmiyorum. Her an her şey de değişebiliyor. Yani bilmen imkansız gibi geliyor bana. Herkes Evet, kimse tutturmayı. buna bir cevap veremez yani açıkçası. Komisinin ne olacağını bilmiyoruz. Yani bilimsel bir bilgi söylemek istiyorum. Singapur Üniversitesi açıkladı. Bu grafikler doğruysa başlarından geçtiği için bilimsel bir yayın sürdüler. Dediler ki 29 Mayıs'ta Türkiye'de biter dediler. Şimdi onlar öyle dedi ama 29 Mayıs çok güzel bir tarih. O zaman siz de Haziran ortası belki başlarsınız. Şimdi bir Ama de bu şöyle de bir durum tarih. var yani hadi ay bu kaydı biraz. Hadi bitti dendiğinde hani eskisi gibi olacak mı her şey? Yani ben mesela bitti dediğinde yine bir dururum yani hani bitti mi acaba bir emin olmak için. Eminim birçok kişi de öyle yapar. O Evet. yüzden hiç önünü yani göremediğimiz bir durumla karşılaşıyoruz. Bilemediğimiz İnsanlar gibi. beni çok özlediği için herkes bunu sormuştu. Olsun açıklık getirelim. Evet. Ya Herkes açıkçası sormuştu. ben de özledim yani. Ben de çok özledim. İnsanlar da seni çok özlemiş. Maşallah diyorum. Sevginiz hiç bozulmasın. Ay amin. Hilal'cim şimdi seni tanımak istedikleri için soru Hı. sordum size. Hadi Ben sorun. bütün fanlar için, Hilal hayranları için şunu sormak istiyorum. Mesaj kutum hiç bu kadar mesaj görmedi. Ben Sevinç ve Sabahat, Zümrüt Anka'nın yıldızı Sabahat, Zalim İstanbul'daki Sevinç, iki tane çok sevdiğim arkadaşım aldım tiyolarla sana böyle herkesin soramayacağı birkaç soru Onlar yeter zaten sana. Yani. çok tatlılar ya. Böylece onlar da güzel bir sohbet etmiş oldum. Onları da bir ara alacağım yayına. Tamam. Bir anlatır mısın bize? Senin biraz sayı takıntın varmış. Aa sayı takıntım evet. Sayı takıntım şöyle. Yani bu aslında eskiden beri vardı. Bu bana babamdan geçti yani aslında. Ondan çok etkilendim. Eskiden böyle çok fazla detaya inmiyordum fakat son durum şöyle artık şimdi Adana'da otelde kaldığımız için her hafta oda değiştiriyoruz ya da başka bir şey yani oda numaralarına bakıyorum topluyorum ve toplamı 3, 6 ve 9 ya da katları olması gerekiyor yani orada rahat edebilmem için en azından yani rahat edebilmem için derken Yani kendimi iyi hissedebilmem için. 8 Ve numaralı odada kalmıyorsun. 8'in şöyle bir etkisi var. 8 ve 7'yi de seviyorum. 2'de bir sıkıntım var. Ondan sonra kaçta var başka? 11 çok iyi. 11'i çok severim. Bilmiyorum. Bir de zamanla da değişiyor. Fakat 3, 6, 9 hiç değişmiyor. Orada Yani tuttuğum eve bakarım, atıyorum çalıştığım sahne sayısı, sahne sayfası ya da sahne numarası. Onlar benim aklıma yatan sayılarsa çok daha güzel geçiyor. Çok daha iyi hissederek de çalışıyorum. Öyle de oluyor, oynuyorum da. Yani iyi hissediyorum. Öyle bir takıntım var. İlk defa Enteresan. duydum. Bakalım. Babanda da mı kısmen böyle bir şey vardı? Babamın daha beterleri var da. Bu Ha. en azı. Babanda sana kalan bu. Ondan geçti bana. Ay, neyse Ama Allah'tan. hep ispatlı yürüdü yani. Bu hani bak diyor böyle bir şey inanıyorum böyle oluyor. Ya önceleri baba git falan diyorum sonra Allah Allah ya falan derken böyle bir takıntım var. Evet. Rakamlar aslında Allah'tan fazlaymış yani. Birkaç rakam söyledim. O yüzden rahat edersin. 3-5 tane rakam söylesen yandık yani. Bak Otelde 5'i sevmem. 2 yok. 5 yok. 5 de Evet. yok. 4 severim, 8 severim. Aslında hepsini severim ama işte 3, 6, 9 bir başka Ben seviyorum de böyle bir takıntı oluşmasın. Yani şu an hayatımda ilk defa daire kaçta oturuyorum falan. Onları bir düşündüm. Hiç düşünmemişim. Tamam. bak yani dikkat et. Hangilerinde sana uğur getiriyor diye. Evet. Ya şimdi eskiden tamam. Genellikle doğum tarihin olur. Yani numerolojiyle pek hani ilgilendiğimiz söylenemez ama ilgilenmem gerektiğini şu an anlıyorum. Genelde doğum tarihleri. Mesela doğum tarihin ne? 07.09.82.
Şimdi 7, 7 sana, 7 senin onun rakamı gibi bir şey olabilir. Bir dikkat et bakalım. Tamam. Okey. Ve genelde 9. ay sana çok iyi gelir. Eyvallah. İşte böyle anladım. Şeyler yani. Karışık ya. Anlatırım ben daha. Çok, çok güzel anlatıyorsun. Kendi beynin ona bir açıklama da bulmuşsun. Neden rakamlara takıntı olduğunu. Benim mesela bak şimdi sen söyledin. Ben Eylül doğumluyum. En yakın arkadaşlarımın hepsi Başak Burcu. Eylül ve Ağustos doğumlularla çok iyi anlaşıyor. Eylül ne oluyor? Ne burcu oluyor? Başak. Başak. Evet. Ha. Senin burcun ne? Oba. Aslında bence herkes burcunu biliyor da yükselenini bulamamışlar. Fanlar onu sormamı istedi. Bak yeri geldi. Yükselenim Koç. Aa, eşim. Ay burcum Koç. Oğlak. Ben ay burcumu bilmiyorum. Onu çok kafam. Ben de onu yeni öğrendim. O ona aslında önemli de işte çok önemli değil. Yükselen önemli ama. Peki astrolojiye göre hayatına bir karar verir misin? Veririm. Ya veriyorum ya. Yapıyorum böyle şeyler. Yani iç rahatlığı her şeyden önemli benim için. Ya Vedik astroloji diye bir şey var. İşte Hint astroloji en eski. Sen daha iyi biliyorsun belki. Ben daha çok yeni oralara kapı açtım. Hiç bilmediğim şeylerde. Çok yakın bir arkadaşım reklam sektörünü bırakıp Vedik astrolojinin 3. sınıfını 3 senedir okuyor. O işte bana bir şeyler anlatıyor. Diyorum sen bunları nasıl söyleyebilirsin? Yani neredeyse komiti bildi diyebilirim sana. Yani bildi derken fal gibi oluyor ama dünyanın böyle buhran geçireceğini o grup bize Eylül ayında anlatmaya başlamışlardı. Ya evet işte ben de birkaç programda da öyle bir şey görmüştüm. İnsan etkilenmeden de duramıyor yani böyle şeyleri duydukça. Şey, eminim etkisi vardır yani eminim. Etkisi en son Netflix bir dizi yaptı, film yaptı şey diye. Fethi İstanbul. İzledin mi sen onu? Evet evet bizim yaptığımız değil mi? Türk yapımı olan. Bizim evet. Yaptığımız mı? Evet evet. Yani ilk bölümünü sanki bir izledim gibi. Onun son bölümünde şey var. İstanbul'un fethine karar almaya çalışırken Fatih Sultan Mehmet şey yapıyor. Astrolojiden yardım alıyor. Yani bir astrologlar ona böyle böyle. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Dizilerde de bunu söylüyorlar. Bizans zamanında kararlar böyle veriliyordu. İşte eski evet, evet. Ay hareketlerinin, işte güneşin, yıldızın bizim hayatımızı etkilediği binlerce yıldır konuşuluyor. Ama tabii çok şarlatan olduğu için şüpheli davranıyoruz. Yani ben kesin yol gösterici olduğuna inanıyorum ama doğrusunu bulmak zor. Sanki astrolojide o yani şarlatan tarafının pek de şansı yokmuş gibi. Hem çünkü çok çok ilgili insanlar bu hani dalla ilgileniyor. Bir de bu yani atıyorum pek para kazanma derdinde olan insanlar ilgilenmiyor bu işle ya. Diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Ben öyle düşünüyorum. Ama son zamanlarda mesela şey bile duydum. Oyuncuyu bile böyle seçiyorlar. Efendim söyleyeyim şey numerolojiden yardım alıp astrolojiden yardım alıp yapımcılar aynen. Gireceği tarihi falan bunlar şey bayağı önem taşıyor. Bayağı araştırıyorlar. Kast diyorsunuz. Yani kastı oluştururken. Kast, evet. Vay numarayı tutmadı. Senin ışığına yüksek. Benim gelecekteki halim. Numarayı hiç düşmez. O kesin. Ya bir şey söyleyeceğim. Yani işte böyle eskiden tanıyor olmanın bir güzelliği. Geçirdiğin süreçle ilgili bir şey soracağım. Sen kendini o kadar geliştirme meraklı, akıllı bir insansın ki ilk boş vaktinde Londra'ya dil eğitimine gittin. Yani bu bence çok takdir edilmesi gereken bir şey. Gittim, evet. Londra'yı sevdin mi? İlk yani biraz zorluk çektim. Tabii aileden ayrılmak. Benim ayrı kalma gibi bir fobim var. Hı-hı. Şey, bulunduğum yerden. İyi geldi. Son zamanları çok iyi alıştım. Fakat ondan sonra bir ay kaldım zaten. Bir buçuk ay, bir ay da değil tam. Son anlarda çok iyi alıştım fakat dönmek zorunda kaldım. Fakat ondan sonra da her fırsat bulduğumda gittiğim tek yer ve kendimi iyi hissettiğim tek yerde diyebilirim. Yani ama artık gidebilecek miyim bilmiyorum da. Ya bu aileden uzak kalma mevzusu da bir ilginç. Onunla ilgili ben de kendimle ilgili bir şey anlatmak istiyorum ama önce şunu soracağım. Londra'ya gittin. Birkaç ayda kaldın. Güzel. Amerika'dan niye kaçtın ya? İnsan o kadar yol
Sebahat anlattı. Döner mi? Ya bu nasıl bir şey ya? Ya 3 ya 5 gün kaldım. 3 gün kalmış olabilirim. 5 diye hatırlamıyorum ben. 3 olabilir. 3 ya da 4. Hatta yani Kaliforniya'ya gittiyseniz 17 saat yol çektin. Kaç günde geri geldin? Vallahi 3 olabilir ya da 4. İnan 5 değil yani. Ben gittim. Orada bir gezdik. Ondan sonra bir 2 gün falan. Ertesi gün döndüm ben 3-4 gün kaldım yani. Daha jet lag geçmemiş. Yani... Geçmedi evet. Ya çok delilikti. Ben o zaman şunu düzeltiyorum, kayıyor. O zamanlar çok büyük bir aşk yaşadığım için zaten böyle bir kafamı toplamaya gitmiştim, ayrılık acısı falan filan derken. Gittim zaten... Orası bir işe de yaramadı. Daha da çok üzüldüm. Hemen oraya geldim. Burada da üzüldüm. Yani Amerika benim için çok kötü geçti ya. Oraya gitmem lazım. Oraya bir borcum var. Harcadığım paraya da üzüldüm. Jetlag'e emeğine de üzüldüm. İnsan ayakları şişiyor Amerika'ya giderken. Hiç de öyle söyleme. Aşk çok önemli. Nasıl aşk acısı çekiyor? Akıl sağlığını mı kaybetmiş ya? Deli mi? Ne arıyormuş da? Nasıl sana aşk acısı çekiyor? O dedikoduyu vermemişim bana. Hangisi ya? Ben nasıl, hangi dedikodu? Hayır, aşk acısıyla ilgili olan durum. Çünkü sen Amerika'ya gittiğin dönem biz tanışıyorduk da. Tanışıyor muyduk? Neyse. Tanışıyorduk. Sabah bir buçuk ay gitti. Benden fazla kaldı. Bravo valla. Sonra gittiniz, bir tane fotoğraf koydu. Üç gün sonra Hilal geldi. Ne oluyor ya falan yani. Ama ben o zamanlar tabii böyle bir dönüş olduğunu bilmiyordum. Aslında şöyle bir şey var. Mesafe açıldığı zaman da acaba daha bir aileden kopuyorum diye bir şey mi, üzüntü mü yaşıyorsun? O da mı etkiledi? Yani işte kaçmak çözüm olmuyor hiçbir şekilde. Yani eylem olarak kaçmaktan bahsediyorum. Aslında her türlü kaçmak da. Bana pek eylem olarak uzaklaşmak, kaçmak iyi gelmiyor desem de dur kendimi gene, kendi tezimi kendim yıkıyorum düşünürken. Yok ya, ikisi de iyi geliyor. İyi gelmiştir. Keşke biraz zorlasaydım iyi gelirdi ama hiç şans vermedim. 3 günde dönülmez yani. Evet, 3 günde. Amerika'dan 3 günde dönülmez. Ben ilk Amerika'ya şanslı bir bursla 16 yaşında gittim. 16 yaşında tek başıma dünyanın en büyük havalimanında uçak değiştirip New York'ta Kaliforniya'ya gittim. Annem bana şey demişti, yani askerliğini yapıp gelmişsin mi hissettim. Ki benim annem çok soğukkanlı bir kadındır. O bile mahvolmuş. Yani ben yaklaşık 24 saat uçuyorum, gidiyorum falan. Evet. O zaman direkt uçuş yok. Gittim ve dönmeyeceğim diye arıyorum bizimkileri. Ben burada kalacağım diye. Yani bende öyle bir etki yarattı. Tabii çok... Süper. Ya senin zaten gerçekten bu huyuna hayranım ya. Sürekli böyle bir güler yüz, sürekli yaşam enerjisi. Her geldiğimde ofisine. Nasıl olabilir ya böyle sürekli? Ya çok teşekkür ederim. Yani o zamanda da sosyal bir insanım ben. Ben 16 yaşında gittim. Allah'ım, aileler, arkadaşlar, hala görüşüp yazışıyorum. Şimdi karantina günlerinde çok güzel geldi falan böyle konuşmak. Ya bana da ya, makyaj yapmak falan iyi geliyor. Evet. Sende makyaj var mı? Hiç makyaj... Var yaptım. Sana yaptım. Özel. Yaptım. Hiç kadar bir anlık sürmüştü. Bir şeye ihtiyacın yok çünkü. Var rimeller falan var yani. Dur. Unutkanlıktan önce onu soracağım. Efendim ben biliyorum. Çok net seni gördüm, tanıyorum da. Ama sorulmasını çok istedikleri için soruyorum. Estetiğin var mıymış? Sen bir açıklık getirir misin bu konuya? Ya ona açıklık getireyim artık ya, lütfen. Estetiğim benim bir burnumda var ve bir de dişlerim. O kadar. Yani bunun adı Evrim diye bir sayfa var. Allah'ım yarabbim. Beni yerden yere vuruyor sürekli. Ama orada inan 10 sene var yani kıyasladıkları fotoğrafla şimdiki fotoğrafımın arasında. Zaten çok kiloluyum. Zaten 10 sene var yani. Onun değişimlerini istersen sen anlat. Hani yüz yapısını daha iyi bildiğin için. İkisi de yüzün en ortasında olan ve tamamen değiştiren bir şey. Bir kere bilmiyorum söyleyeyim. Yani. Başka bir şeyim yok. Buyurun. Siz söyleyin doktorum.
Doktorum söyleyin güzelim. 10 sene önceki en kötü fotoğraflarınızı buluyorlar bir kere. Çözünürlük berbat, ışık berbat. Böyle buradan çekilmiş. Lisede yıllıkta çekerler ya böyle geriden böyle pıt diye çeker. Herkes iğrenç çıkar. Bir kere bazı fotoğraflara ben de şok oluyorum ama gerçekten babam geçen gün bağırarak odaya giriyor. Ya hayır ya nasıl olur ya falan diyor. Ay dedim ne oluyor ya ne nasıl olur? Bu sen misin gerçekten falan bakıyorum. Orada fotoğraflarla ilgili şunu söylemek istiyorum. Bak görüntünün kötü olması, çekimin kötü olması. Bir de insanların yüzünün en oturmadığı yaşı. Evet, evet hani onu açıklamanı istedim senden. Evet. 16-18 kaşlarımız böyle. Bunlar daha çıkıklaşmamış, yüzlerimizin toparlacık. Yani daha ergenlikte en çirkin zamanı. Onu alıp koyuyorlar. Ondan sonra bir de böyle, ondan sonra evrim diyorlar. Evrim bir şey yok. Her zaman, güzel her zaman güzel. Öyle olsa her yer estetikle dünya güzeli olurdu. Yani kimseyi estetikle dünya güzeli yapamazsın. ben şunu söylemek istiyorum. Dizilerde böyle başrolde oynayan insanların gerçekten hani ben eski Yeşilçam zamanları gibi, Türkan Şoray gibi, Hülya Kuçit gibi çok güzel olmasını istiyorum. Yani böyle bir takıntı var. Tamam iyi oyuncu olsun ama güzel olmadığında bana oraya uymadı gibi geliyor. O yüzden mesela güzelliği de şöyle tanımlamak istiyorum. Senin gibi birisi ünlü olmana gerek yok. Yolda yürüdüğün zaman herkes bu nereden geldi diye bakıyor. Yani ben seninle yolda yürüdüğümde hani uzaylıyla yürüsem aynı tepkiyi alırdım. Teşekkür ederim Ece. Yani bilinmene gerek yok. Şimdi güzel böyle bir şey. Yani sık karşılaştığımız bir durum değil. Dışında bir şey. Ve böyle birinin başrolü olması lazım. O yüzden çok yakıştığını tekrar söylemek istiyorum. Bu da kişisel görüşüm. Ben öyle çok ilgili başrolde bana uymuyor. Yani bence güzel olmalı. Peki. Ne diyebilirim ki? Sen mütevazini bozdun. Ben yüz benim işim. Ve güzele güzel evet, demekten. Evet yüz senin işin kesinlikle. Onu biliyorum. Unutkanlığımla ilgili mesela ben Pelin'in yerinde olsam çok kızardım. Bunu bir anlatır mısın lütfen? Neyi? Pelin. Sebahatlere çok... Kızı yalnız sever. Yunanistan'a. O var ya. O kadar üzüldüğüm bir hikaye ki. Pelin. Pelin görüyor mu acaba beni? Neyse. Ya çok güzel bir plan yaptık. Nereye gidecektik biz? Mikonos'a mı gidecektik? Bir yere gidecektik. Yani bir Yunan adasına gidecektik. Her şeyim hazırlanmış. Hatta teklifi ben etmişim. Öğlen mi ne uçağımız? Tabii her şey hazır falan. Evden çıkacağım. Pelin tabii ki de benim bu huyumu bildiği için sakın pasaportunu unutma. Tabii ki de unutmam. Bilmem ne. Galiba o sordu bana. Yani şu şeye bir baksana dedi. Hani tarihine. Hani geçmesin, bitmiş olmasın bize tarihi. Bakayım dedim ya var yani daha biliyorum çünkü yeni aldım falan. Zaman kavramı da yok bende ya. Yön de yoktur. Öyle bir şey bilmiyorum. Neyse bir baktım. Geçmiş. Yani o günkü üzüntümü ve korkumu anlatamam. Pelin'e nasıl söyleyeceğim bir korkusu, gidemememin üzüntüsü çünkü ben istiyordum, benim için geliyordu yani neredeyse öyle bir şeydi. Evet, o tap noktasıdır artık unutkanlığımın. Ondan sonra biraz düzeldiğimi... Peki Pelin gitti. Ney? Pelin gitti Pelin mi? Gitti. Pelin gitti. Sonra ben İzmir'e geldim. Oradan İzmir'e geldim. İzmir'de balık yemiştik. Evet. Ay, kıyamam ama hiç kızmadı sağ olsun. Onu ay kızmadı, kızmadı. Biliyor arkadaşım. Biliyorum. Bir de şey, Sabahattin bir tane var. Onlar da bu tap noktanın bir altı. Onlarla da bir programı unutmuşsun. Onlarla kaç programı unuttum ya. Yemekleri unuturum. Yemeğe çıkarız diye konuşuruz. Unuturum. Evde işte oturalım parti yapalım şu gün deriz. Ben onu unutmuşumdur. Bir söz vermişim unutmuşumdur. Yani o yüzden bana şey diyorlar kızlar aralarında hani Hilal'e mutlaka 3 kere söyleyin. Hani 3. O da 3 bak. 3 kere söylendiği zaman unutmuyorum. Ama bir kere söylenince konsantre eksikliği herhalde. Yani ben çok kendimi ayrıcalıklı hissettim. Doktorum olarak. Ben hiçbir randevu unutmadım. Olabilir. Beni ararsın Adana'dan. Ece ben 4 gün sonra geliyorum. Gel hayatım.
Bir de şunu açıklamak istiyorum. Hani sen biraz dedin ya, hep çok enerjisin, çok tatlısın falan. Bunu Keremcim'e de söyleyecektim ama laf arasında konuşamadık. Şimdi ünlü hastalarımız, böyle sizin gibi güzel insanları ağırladığınızda fazla bir ilgi görüp rahatsız olabileceğinizi düşündüğümüz için sizleri belli günler ağırlamaya çalışıyoruz. O yüzden siz bizi belli günlerde görüyorsunuz. Daha bakımlı, daha sinirlerimizin gergin olmadığı. Öyle mi? Ama beni 7 saat ameliyat yaptığım bir gün görürsen aynı şekilde görmeyebilirsin. Aa, çok merak ediyorum. Zeynep'e diyeceğim ki beni özellikle öyle bir güne çağır. Merak ediyorum sürekli çünkü enerjimsin. Olamaz böyle bir şey. Yani çok o zaman da enerjik olmaya çalışıyorum. Bir gün hiç unutmuyorum. Alp namluza Zeynep bakıyor. Arkadaşım diye söylüyorum. Ben böyle 3,5 saat falan böyle bir işlemden çıkmışım. Zeynep odasına girdim. Dedim Zeynep ne yapıyorsun? Bir baktım orada Alp. Ha, merhaba yaptım. Bir dakika geçmedi. Açtım saçı. Alp'im. Gülmekten çok iş iyi. Yapamıyoruz. Yani 5 dakika önce 5 dakika sonra ne yaptık yani? Çok sevindiğinde farklı bir tepki verir misin? Ya aslında ben bütün duygularımı çok fazla yoğun yaşadığım için çok üzüldüğümde de çok üzülürüm. Yerlerde yatarım. Sevindiğimde de yerlerde yatabilirim yani. Hani yani ikisini de çok yüksek yaşıyorum aslında. Garip garip hareket yapıyor olabilirim bilmiyorum. Ama yüksek yaşıyorum yani. Birçok sanatçı ruhlu insanda vardır bu. Vardır uçlarda değil mi? Yaşarlar. Doğru. Yani depresyon oluyor, Amerika'dan 3 günde geliyorsun. Ya düşün işte. Ama sevindiğin zaman da kendini yere atıyorsun mesela. Vallahi sabah atıyordu, onun yalancısıyım. Ya da seni söylüyorum. Tahmin ettim. Çünkü bir tek onların yanında kendini o kadar rahat olabilirim herhalde. Tahmin ettim. Tabii, ne tatlılar. Bak onun iki kız kardeş birbirlerine çok bağlılar. Ben de iki kız kardeşim. Benim de Eczacım kız kardeşim var biliyorsun. Konuşmuştuk. Müthiş bir duygu. Şimdi sana kendi vicdanım için soruyorum. Tek çocuksun. Zor mu? Ya bunu bana çok soruyorlar. Fakat şöyle söyleyeyim. Bir kardeşimin olma duygusunu kuzenlerimde yaşıyorum. Yani bunun daha fazlasını zaten zannetmiyorum olsun. Böyle bir eksikliğini hiç yaşamadım açıkçası. Hani bildiğim sevgi o. Yani bilemedim. Yani çok böyle yaşadım illa kardeşi olsun bir şey demeyince benim işime yarıyor. Çünkü benim bir tane kızım var ve her gün... Evet, senin o bir sorunun. Onu bana birkaç kere daha sormuştun biliyorum. Başka soru, birkaç tane fanlarından sorabilir miyim? Tabii. Yani onlar bir fan sayfalarını takip ediyor musun diye soruyorlar. Yani çok fazla nasıl edeceksin bilmiyorum ama sormamıştım. Bakıyorum. Ben. Aralarda bakıyorum. Çünkü o kadar fazla mesai harcıyorlar ki resmen. Fotoğraflarımı buluyorlar. Onunla video yapıyorlar. Yani bu çok büyük bir şey bu. Gerçekten sevmeden yapılabilecek bir şey değil. Zannetmiyorum yani. Uğraşamaz. Okuldan gelip bununla uğraşıp sonra okul çok da güzel arkadaşlıklar kuruyorlar aralarında. İşte sınavım şöyle geçti, bu böyle geçti falan okuyorum onları. Ama onlara tabii pek yazmıyorum şey yapmamak için. Hani çünkü yazarsam herhalde ellerinden telefonu hiç düşürmeyecekler. Ama okuyorum, moral buluyorum. Onlara da kocaman öpüyorum. Hepsini okuyorum. Merak etmeyin. Sen ağlıyorsun diye çok ağlıyorlarmış. Senin de ağlamayı çok aynen. Geçen gün bir video koymuştum. Gülüyorum videoda. Allah'ım neler yapmışa sen gülüyor muydun? Nasıl mı gülmek? Şimdi insanlar beni ağlayarak artık tanıdığı için aslında çok gülüyorum yani. Gülüşüm de öyle evet. Çok güçlü bir insansın ama diziyi sen yazmıyorsun. Senaryo böyle. Senaryoda acıklı bir hikaye. Ne evet, yapacaksın? Dur abi yapacak yani. Bir şey yok. Gerçekten iyi arkadaşlar. O rol. İçinizi parçalamayın sevgili. Özellikle yazan küçük kız arkadaşlar. Böyle profil resimlerine baktım. Birçoğunun. Sen üzülüyorsun diye çok üzülüyorum. Bir de şey çok komik geldi bana. Yılmaz'ı bırak Demir'i. Gerçek bir şey. Düşünen, gerçekten gerçek olduğunu düşünen bir grup insan da oluyor biliyorsun. Erol Taş'ı zamanında dövmüşler. Biliyorum. Ha. Şey atmışlar galiba değil mi? Ne, taş atmışlar.
galiba. Sevinç. Sevinç bir dizide kötü roldeydi. Sevinç'e kızıyorlar. Evet evet onu da biliyorum. Yani evet. Bir şekilde etkilenmesi lazım onu izlemesi için. İnsanların tabii ki de. Ay ama bir şekilde senaryonu bilin ya, tamam bağdaştırabilirsin de. Gene de sen o acıyı çekmiyorsun. Ne olur yapma. Yok evet o ya. Acıyı çekmiyorum, merak etmeyin. İyiyim yani. Yani hayatında biri var mı? Hayatımda biri... O kadar özele girecek miyiz ya? Sen bilirsin. Sen cevapla. Cevaplama. Cevaplamayayım. Vay. Ay buna bayıldım. Cevaplamıyorum. Okay. Peki. Bir sorum daha var. Covid bittiğinde, karantin bittiğinde nerede olmak istiyorsun? Nerede olmak istiyorum? Valla denizin... Bayağı bir dibinde olmak istiyorum. Ben denizi çok seviyorum. Aşığım neredeyse. Fakat yazı sevmem. Ama denizi çok severim. O yüzden biter bitmez kendimi bir denize atmak istiyorum. Bunu söyleyebilirim. Ben de aynı cevabı verdim. Ben dibi demedim de sınırsız yüzmek istiyorum dedim. Ben de yüzmeyi çok severim. İkimiz de deniz demişiz. Evet, bu iş bittiğinde herkes bir güneye, Ege'ye, bir yerlere gidecek. Sen İzmirlisin. Çeşme'ye geliyor musun? Çeşme'ye geliyorum. Daha çok ben Bodrum'u çok severim. Bir de Göcek'i çok severim. Göcek ve Bodrum. Yani kesinlikle ikisine giderim yani her yaz. Ben de Göcek'i çok severim. Ben aslında Fethiye'yi de çok seviyorum. Fethiye de çok güzel. Fethiye, Palamut. O tarafları çok evet, seviyorum. Akyaka da harikadır. Ama spor yapıyor musun diye tabii ki soracağım. Spor değil fakat şeyi yapıyorum. 5 Tibet hareketi var. Bilmiyorum bilir misin? Ben biliyorum ama sen anlat, dönüyorsun. Her sabah. Evet. 5 tane hareketi var. Her hareketi işte 21 kere yapıyorsun. Zaten ya inancı şu aslında. Yani en azından benim baz alıp da hayatıma soktuğum şeyi, inancı bu. Şey, bütün enerjini değiştiriyor. Etrafında, saat yönünde 21 kere dönüyorsun. Bununla başlıyorsun. Bir 4 tane daha var. Zaten Tibet hareketleri yazarsanız bulursunuz. Yani hem pilates, yoga ve yani diğer sporları da bence kapsıyor. Yani her tarafın çalışıyor. Bütün ben her yerimi çalıştığını hissediyorum. Ve daha huzurlu, daha iyi olduğunu hissediyorsun. Ben öneririm herkese. Tibet hareketlerinin müthiş bir felsefesi var. Ama ben bunu anlatacak üstad değilim. Biliyorsun ama değil mi? Ama benim de... Evet biliyorum. Çünkü spor hocam Elvan. Çok her zaman bahsediyorum. Her yerde çok da yakın arkadaşım. Bugün yine birlikte spor yaptık. O yapıyor bunları. Bana da küçük bir versiyonu yapmamı söylüyor. Bir ada çayları falan da yapıyor. Ve sürekli bana bu felsefesi ben anlatmaya yakın çalışıyor. Hatta geçen gün evi yakıyordum. Nazara çok inanırım. İnanır mısın? Hiç sorma. İnanırım. Ama çözerim de nazara yani. Kesinlikle. Ağzında. Bir şey daha soracağım. En sevdiğin ya da en son okuduğun kitap diye sorayım. Söylüyorum. Bana Vayda abla hediye etmişti. Sezgin. Soyadı Sezgin'di ya. Ay şeyi unuttum. Geber Anne diye bir kitap. O kadar çok sevdim ki ben böyle genelde kitapların dillerini falan şey yapamıyorum. Hani benim sevmeyince atıp kenarı bir daha da bakmıyorum ama bunu neredeyse valla 2 haftada okudum diyebilirim. Sezgin soyadı. Harika. Çok özür dilerim soyadını, adını Mehmet hatırlayamadım. Ne Sezgin? Tamam. Mehmet Sezgin olabilir. Mehmet Sezgin. Bana tanıdık geldi. Hemen bakarız Geber Anne evet. diye. Bakarız. Tamam. En son okuduğum evet. kitap o. Seni çok seviyorum. İyi ki hayatım. Ya sen de. Hep kalmayın. Başarıların devamını diliyorum. Ben de senin. Çok öpüyorum seni. En kısa zamanda görüşmek üzere. Herkese güle güle diyorum. Görüşmek üzere.